Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Antalya Kepez'den seslenmeye devam ediyoruz. Duman Düğün Sarayı'nın konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Kemal Bey var. Merhabalar Kemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Kemal Bey, öncelikle sizleri ve Duman Düğün Salonu'nu tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Tabii ki. Ben düğün salonunu 1995 yılında, yani 18 sene önce açtım. 3000 kadar düğün yaptım. O kadar bir tecrübemiz var. Bu sektörde ilk başlarda az salon vardı. Tabii ki iyi yerlerdeydik. Ama zamanla salonlar çoğaldıkça biz de arada kaybolduk, gittik diyebiliriz. Evet. Yine de Duman Düğün Sarayı yıllardan bu yana getirdiği tecrübesiyle, kaliteli çalışmalarıyla hala sektördeki yerini korumaya devam ediyor. Teşekkür ederiz. Duman Düğün Sarayı neler yapıyor? Biraz yakından takip etmek istiyoruz. Nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Çiftleri nasıl evlendiriyorsunuz diyelim? Ya şimdi düğün salonlarının olması vatandaşlar için, düğün yapacak çiftler için çok büyük bir şans. Eskiden biz köylerde düğün yaparken bütün gerekli olan her şeyi kendimiz ayarlar, kendimiz organize ederdik. Şimdi salon, çiftler geldiğinde sadece anlaşmasını yapar, düğün günü yapılması gereken her şeyi salon yapar. Duman Düğün Salonu bunları kendisi yaparak bir kat daha kaliteyi üste çıkardı. Ne gibi? Mesela örnek verirsek, her çiftin düğün esnasında, düğün günü gerekli olan her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bunlar da stüdyomuzla başlıyor, kendi yerimizde. Stüdyo çekimlerini, normal resimlerin çekimlerini. Bunları düğünden sonra seçerek istediklerini alıyorlar. Bu güzel bir hizmettir. Kesinlikle. Eskiden belli bir sayı vardı. O biterse, parasını verirse devamını yapardık. Ama şimdi istedikleri kadar resim çekiyoruz. Düğünden sonra seçip ne yapmak istediklerine karar veriyorlar. Onun haricinde kamera çekimi artık günün koşullarında çok daha kaliteli. Dijital kameralarla güzel çekimler yapıyoruz. Baştan sona onun artı bir yükü düğün sahiplerine olmuyor. Ayrıca bizim en büyük kendi şansımız ve düğün sahiplerinin de şansı aynı zamanda pastasını, yemeğini, her şeyini kendimiz yapabiliyor olmamız. Bunları yaparken de tabii hizmetini de kendimiz verip dağıtabiliyor olmamız. Bu hizmetlerin hepsi kendi bünyenizde. Evet, bizim kendi mutfağımızda diyelim, aynı zamanda imalat yerimizde düğün pastalarını günlük yaparız. Düğünde hepsi taze olur ve hepsi yenir. Genelde alışılmışlık salonların pastaları yenmez. Ama biz onu kırdık. Bizim burada pasta artmaz. Bir. İkincisi, yemeği kendi yapıp dağıtabilen belki tek salon biziz. Genelde yemek firmalarından alırlar veya düğüncüler yapar getirir dağıtılır. Biz restoran formatında, yani her kişiye özel, her kişinin servisini özel yaparak bu yemek organizasyonlarını yapabiliyoruz. Bu kendi evinde ne yediyse burada da aynı şekilde. Ve bizim verdiğimiz porsiyonlar doyuran cinstendir, göstermelik değildir. Yani aç gelen misafirlerin hepsi burada karnını doyurup, düğününü seyredip o şekilde gider. Evet, baştan sona anlattınız bizlere nasıl hizmetler verdiğinizi. Dört dörtlük bir kaliteyle beraber bu hizmetlerin hepsini kendi bünyenizde sunuyorsunuz burada konuklarınıza. Doğrudur. Bu da aslında sizi diğer düğün saraylarından ayıran en büyük özellikleriniz. Bu da yeterli zaten sizi tercih etme sebeplerinin en başında geliyor. Peki yeni projeler, yeni hedefler var mı? Şimdi tabii ki biz adı düğün salonu. Düğün salonuna geldiğinde insanların dışarıda bir işleri olmasın, kafalarını dışarıda yormasınlar. Buraya sakin kafayla gelsinler ki burada hizmetlerini yapalım istiyoruz. Onun için de eğer zaman ve imkanlarımız yeterli olursa düğün günü ve düğün öncesi yapması gereken bazı şeyleri de bünyemizde yapmak istiyoruz. Onlar şu anda örnek vermemize bence gerek yok. Çünkü yapılmadan vaat edilen şeyler pek bir şey ifade etmez.
Onu zaman gösterecek zaman diyelim. Zaman içerisinde karşılaşacaksınız. Yeni diyelim. Projeler çok yakında Duman Düğün Sarayı'nda gerçekleşecek. İnşallah. Peki biraz kalite politikanızdan bahsetmek istiyorum. Duman Düğün Sarayı'nın kalite politikası nedir? Şimdi kaliteden önce ben birkaç yaptıklarımızdan anlatayım ki yapacaklarımız gelecek olanın göstergesidir diyebiliriz. Mesela Antalya'da belki de Türkiye'de düğün salonunun limuzini olan tek salon belki bizdik. 3 sene kadar limuzin satın aldık. Misafirlerimizi, daha doğrusu gelin damadı, düğüne geldiklerinde yanında fotoğrafçısı, kameracısı, 1 saatlik bir şehir turu, dışarıda dış çekimler, ondan sonra salona gelip devamını yaptık. Bu bence güzel bir hizmetti. Ama maalesef günümüzde ekonomik şartlar herkesin bütçesine uymadığı için bunu talep gittikçe azaldı. Biz de onu kaldırdık. Onun yanında düğünlerden sonra gelin damatların belki istedikleri ama yapamadıkları balayı. Bunun içinde otel. Bunu da kiraladık. Bir 5 senede bu şekilde hizmet verdik. Bundan sonraki hedefim belki ama garanti veremiyorum. Bir tane helikopter satın alıp düğünden önce bütün çiftleri şehrin üzerinde güzel Akdeniz'in sahilinde şöyle bir tur yaptırıp ondan sonra gelip burada düğününü yapmak. İnşallah onu da yaparız. Evet, eşsiz zamanla projeler devam edecek eminim ki. İnşallah. İnşallah. En başından sonuna kadar hep esrarengiz, hep sıra dışı projelerle duyulmuşsunuz. Hala da duyulmaya devam edeceksiniz, biz eminiz. İnşallah. Peki ekipten bahsetmek istiyorum. Güçlü bir kadro var burada aynı zamanda. Biraz ekipten bahseder misiniz bizlere? Doğrudur. Şimdi personel iyi olacak, kaliteli olacak ki yaptığınız iş de güzel olsun. Onun için personeli seçerken bu işlerde yapmış veya bu işlere yapacak eğilimi olan kişileri seçiyoruz. Bunları yaparken gelen misafirleri birebir kendimiz muhatap alıyoruz. Yani dışarıda yaptırıp dışarıda onları zora sokmuyoruz. Onlar da nedir? Mesela ilk pastadan başlarsak, iki kişilik bir pasta ustamız ve eşiyle beraber bizim aşağı yukarı 18 senedir pastamızı yapar. Onun haricinde büfemiz gelen misafirlerin özel ihtiyaçlarını alabilmesi için, çayını kahvesini içebilmesi için ayrıca ekibi vardır. Onun haricinde fotoğraf ve kamera, aynı zamanda ekspres, düğün esnasında çekilen pozları misafirlerin alabilme imkanını sağlarız. Bu ayrı bir ekip ister. Müzik için ekip ister. Yemekli ve yemeksiz toplantı ve düğün gibi şeylerde değişen oranlarda garson ekibi vardır. Zaman gelir 6 kişi olur, zaman gelir 16 kişi olur. Böyle düşünürsen arada tabii güvenliğimiz var. Girişte araçları yönlendirebilecek ayrı bir arkadaşımız var. Bunları toplarsak ortalama bir 20 kişiyle bu herkes hizmeti veriyoruz. Herkes kendi alanında uzman bir şekilde devam ediyorsunuz. Aynen evet, öyle. Kemal Bey, son olarak bu başarının sırrını sormak istiyorum. Uzun yıllardır bu sektördesiniz, en başından beri söylediğimiz gibi. Bu başarının sırrı nedir? Valla ben çalışmak diyorum. Yani çalışırsan her şey oluyor. Ben bir dakikayla kendi hayat hikayemi anlatırsam, ben küçük yaşlarda çobancılık yaptığım için köyde o işler de zor geldiği için ben bunu ileri götürmenin hayalini 11 yaşında attım. Onu da okuyarak olabileceğini düşündüm. Ortaokulu kendi imkanlarımla okudum. Sanat okuluna gidip bir meslek sahibi olayım diye kendi imkanlarımla okudum. Tabii gitgide çıtayı yükselttik, üniversiteyi bitirdim. Üniversiteye gittim, üniversite esnasında İstanbul'da hem çalışıp hem okula gidip aynı zamanda ticaret yaparak imkanlarımı genişlettim. Ticarette nedir? Mesela bizim Burdur Yeşilova Doğan Baba benim köyüm. Bizim köyde dokunan el yapımı Isparta halılarının metrekaresi köyde 4 lirayken
İstanbul'da 12 liraydı. Bunu ben İstanbul'da 8 liraya satıp alanları memnun ettim. Köydekini 6 lira verip satanları memnun ettim. Arada ben de memnun oldum. Bu güzel bir ticarettir. Kimsenin hakkını yemeden. Bu şekilde devam ettim. Bir de 9 yıllık bir İsviçre maceram oldu. Orada da çalıştım geldim. Biraz sermaye getirdik. O sermayeyle düğün salonuna nasıl girdiniz siz sormadan ben söyleyeyim. Oğlumu sünnet düğünü yapacaktım. Yazın geldik, yer bulamadık. Bulduğumuz yerler bayağı pahalı. Dedik bu iş gidiyor demek ki. Biz de düğün salonunu yaptık. Bundan sonra da bakalım. Zaten böyle düşünmekle, böyle kaliteli hizmette arkasından başarıyı da kaçınılmaz hale getiriyor. Evet. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Sizlere, bizlere ağırladığınız ve konuk ettiğiniz için, bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizler de bu imkanı bize verdiğiniz için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gelsinler, eğer güveniyorlarsa gelsinler. Biz insanları, tekrar başta söylediğimi tekrarlayayım, yaptıklarımızı duyuyorlardır mutlaka. Bugüne kadar Duman Düğün Salonu adını hiçbir şekilde kötü andırmadık, kötü söyletmedik. Onu da yaptığımız işi tam eksiksiz ve kaliteli olarak yaparak. Çünkü düğünler maddiyat olduğu kadar maneviyatı olan da şeylerdir. Güzel günlerdir. Bu güzel günleri ileride güzel şekilde hatırlayabilmek için güzel bir hizmet verilmesi gerekir. Bunu sağladığımıza inanıyoruz. Dışarıdan aldığımız duyumlar, tepkiler bu yönde. Onun için eğer ileride ömür boyu güzel hatıralarda buluşmak, onları anmak istiyorlarsa gelsinler. Bunları hep beraber yapalım. Güle oynaya gelsinler, güle oynaya gönderelim. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarımızın devamını diliyoruz Kemal Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Evet, Sektörle Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Duman Düğün Sarayı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.